ben Damla, vizelerim bitti ve ben çok tatlı bir şeyle geri döndüm. Bu arada sınavlarım için dua edip başarılar dileyen herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten çok düşüncelisiniz. Bugün sizlerle beraber bu üzerimdeki tulum pijamanın yapımını paylaşacağım. Ben şu anda size sadece bir kumaşı nasıl böyle tüm bir şekilde giyebiliriz bunu paylaşacağım. Bunu hayvan figürleriyle süslemek, işte başka bir nesneye benzetmek sizin elinizde. Ama ben onları çok fazla önermiyorum çünkü yani bunun eğer yatmayı düşünüyorsanız, ki ben öyle düşünüyorum, İşte orasında kuyruk vardı, şurasında kanat vardı, çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hatta kapşon bile yapmadım ki beni rahatsız edebilecek hiçbir şey olmasın. Böyle çok kaliteli bir şekilde uyuyayım istedim. Bu pijamaları dikerken veya alırken de aynı şekilde dikkat etmemiz gereken iki şey var bence kullanış açısından yani. Birincisi çok fazla işte orasında burasında bir şey olmaması. Az önce söylediğim gibi rahatlık açısından. Diğeri de kesinlikle tuvalet çözümünün olması. Bunu zaten biz ısınmak istediğimiz zaman soğuk olduğunda giyeceğiz. Ve tuvalete girdiğinizde işte buradan yarısından çoğunu çıkardığınızda inanılmaz kötü oluyor. Ben bunu daha önce deneyimledim, onun için biliyorum yani. Böyle bir tuvalet çözümünün olması gerekiyordu. Bunu işte normal çizgi filmlerde görmüşsünüzdür. Bebeklerin tulumunun arkasında böyle bir kare bir parça var. O şekilde de yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi direkt bir fermuar da yapabilirsiniz. Ya da fermuar yerine normal düz bir şeridi çıt çıtlı hale de getirebilirsiniz. Ama bence en güzeli bir fermuar. Özellikle işte gizli veya çok ince dişli fermuar kullanırsanız otururken veya yatarken de hiç rahatsız etmiyor. Bana güvenebilirsiniz. Bu arada 3 haftadır falan hiç video çekmiyorum. Şu anda kameranın karşısında konuşurken birazcık zorlandığımı fark ettim. Çok fazla uzattığımı da fark ettim. Sizler sıkılmadan hemen videonun geri kalanına geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Pijamamın kalıbı için öncelikle bir eşofman altımı ve bir tane de sweatshirtümü üzerime giydim. Ve kolumu kaldırdığımda sweatshirtüm ne kadar yukarıya çıkıyorsa orayı iğneyle işaretledim eşofmanımın üzerinde. Bunu yapmamdaki amaç pijamayı tüm giyeceğimiz için kolumuzu kaldırdığımızda alttan kastırmaması. Yani ona göre daha uzun keseceğiz. Pijamamın kumaşı içinse 3 iplik penye kumaş kullanacağım. Yani eşofman kumaşı kullanacağım. Bu kumaşı ben İzmir kumaş alışverişimde göstermiştim zaten. Yaklaşık olarak 3,5 liraya denk geldi kumaşım. Çünkü ölçtüm 500 gramdı. Sağ üst köşeye tıklayarak bu kumaşı nereden bulabileceğinizi ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kumaşımı seriyorum ve tek yöne doğru 4 kat katlıyorum. Yine önü ve arkayı ikişer parça halinde tüm keseceğim. Sweatshirtümü ikiye katlıyorum ve kat yeri kumaşımın kat yerine denk gelmeyecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra eşofman altımı da ikiye katlıyorum ve bu sefer düz kısmı yani yan kısmı kumaşımın kat yerine denk gelecek şekilde, iğnelediğim yer sweatshirtümün en uç noktasına da denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra her zamanki yaptığımız gibi dikiş yerlerinden kesiyorum. Kol oyuntusunu gördüğünüz gibi kolu iç tarafa katlayarak verdim. Yan taraflarda fazla fazla boşluk bıraktım çünkü üzerime tam olarak yapışan bir pijama istemiyorum. Ayrıca ön kısmında da fermuar yapacağım için buradaki payı unutmamamız gerekiyor. Burada kumaş beni çok zorladı çünkü inanılmaz kalın bir kumaş. Bu yüzden 4 kat kesemedim ve ikişer ikişer devam ettim. Ve parçalarımı bu şekilde açıyorum. Bir tarafın yakasını biraz daha derinleştiriyorum. Burası ön kısım olacak. Şimdi parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Burada parmağımla gösterdiğim yerlerden yani yaka ucundan başlayıp A kısmına kadar dikeceğiz ve böylece birleşmiş olacak parçalarımız. Ama ondan öncesinde burada kesmeyi unutmuşum ben. Ön tarafın fermuar kısmını ve A kısmını da birazcık daha keseceğim. Şöyle gördüğünüz gibi fermuarımın uzunluğu haricindeki yeri biraz daha tıraşlıyorum. Bu pay bıraktığım kısma fermuar gelecek. Normalde burayı dikmeyebilirsiniz ama ben böyle kamerada biraz daha tüm görünsün, daha anlaşılır olsun diye burayı diktim. Daha sonra fermuarıma göre sökeceğim. Ve parçamın iki tarafını da A kısmından yakasına kadar düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde ortasından tutup katladığımda aslında pijamamızın taslağı birazcık hazır olduğu görüyorsunuz.
Şimdi omuzlarını ve A kısmını birleştireceğim. Dikerken sadece düz dikiş kullanıyorum. Kumaşım hiç ipliklenmediği için açıkçası sürfile çekip kendimi rahatsız etmedim. Ben çok fazla sevmiyorum çünkü sert olmasını iç tarafın. Şimdi kolları yapacağız. Kolum için normalde biliyorsunuz ben açık bir şekilde iğneleyip daha sonra yan taraflardan birleştirerek kolu kapatıyorum. Ama bu sefer öyle bir şey yapmayacağım. Çünkü zaten pijamanın yan kısmını tüm bir şekilde kestim. Onun için kolları ayrı ayrı yapacağız. Gördüğünüz gibi bir kumaşı ikiye katladım ve kumaşımın kat yerine sweatshirtümün kolunun kat yerini yerleştiriyorum. Ve dikiş yerlerinden keseceğim. Kolumun ucuna pay bırakmayı unutmuyorum. Ve kol parçamın aynısından bir tane daha kestim. Daha sonra bunları üst üste koyup bir tarafını tepe kısmına kadar tıraşlıyorum. Burası ön parçamız olacak. İğneyle işaretliyorum. Daha sonra kolumu yüzü içeride kalacak şekilde ikiye katlıyorum ve kenarından düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra kollarım bu şekilde görünüyor. Şimdi bunu bedenimizle birleştireceğiz. Kolumu düzüne çeviriyorum. Pijamamın tersi hala bana bakıyor. Daha sonra bu kol oyuntusundan kolumu içeriye doğru sokuyorum. Burada pratik kesim yaptığımız için kolunuz kol oyuntusuna tamamen denk gelmeyebilir. Ama işte kolu eğer çok geniş olduysa altındaki dikişi biraz daha içeriden dikerek veya işte dar olduysa buradaki kol oyuntusunu genişleterek bunları birbirine ayarlayabilirsiniz. Ben artık çok alıştığım için pratik kesime benimki direkt oldu açıkçası. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Ve diktikten sonra böyle görünüyor. Pijamamın düzünü çevirdiğimde bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi ben fermuar için bıraktığımız paydaki kısmı söktüm fermuarımın boyuna göre. Bu pijama için 2 tane fermuar kullanacağım ben. Benim fermuarlarım 55 cm'di. Ön kısım için kullanacağınız fermuarı daha kısa tutabilirsiniz. Benimki fazla geldi. Ama alt kısım için oldukça uzun bir fermuara ihtiyacımız var. En az pijamamızın popo kısmının eni kadar olmalı. Bıraktığım açıklığa fermuarımı iğneliyorum. Fermuar dikmeyi eğer bilmiyorsanız sağ üst köşedeki videodan ulaşabilirsiniz. Orada ayrıntılı bir şekilde açıkladım. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle diktikten sonra böyle görünüyor. Ben burada çift dikiş kullandım. Daha güzel görünüyor bence. Fermuarımı diktikten sonra yakayı halledeceğim. Yakayı fermuar dikmeden önce yapmak istemedim. Yakamın etrafını mezurumla ölçüyorum. Ve kumaşımı çapraz bir şekilde ikiye katlayıp oradan bir biye kesiyorum. Ben biye kullandım ama siz isterseniz pervaz falan da kullanabilirsiniz. Böyle sweatshirtlerde biye daha güzel duruyor bence. Biyemi gördüğünüz gibi uçlarını içeri katlayarak ve kendisini de ikiye katlayarak yakama iğneliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi burayı tekrardan dışarıya doğru katlıyorum. Ve içerideki dikişi alta doğru yatırarak tam o kenarından tekrardan dikiyorum ve böylece daha dik duran bir yaka elde edeceğim. Ve diktikten sonra yakam böyle görünüyor. Şimdi pijamanın tuvalet sorununu çözmeye geldi sıra. Gördüğünüz gibi bu fermuarım tam olarak pijamamın eninde. Bu sadece denk geldi açıkçası. Daha uzun yaparsanız daha kullanışlı olur bence. Ayrıca bu fermuar çok ince dişli bir fermuar. Öne kullandığım daha kalın dişliydi. Otururken veya yatarken rahatsız etmemesi için ince dişli fermuar kullanmanızı öneririm. Ben aslında gizli fermuar arıyordum daha da ince olsun diye. Ama bulamadım ama bu da rahatsız etmiyor. Fermuarımın gelmesini istediğim yeri dümdüz bir şekilde makasla kesiyorum. Burada fermuarı bir anda ortaya löp diye koyduğumuz için fermuarı böyle olması gerektiği şekilde dikersek eğer kumaşımız eksilecek. Yani oradaki paylar olacak ve buruş buruş böyle pot pot duracak. Onun için fermuar ve kumaşı olabilecek en uç noktadan dikiyorum ki fermuarın bu kendi yanlarındaki kumaşı var ya, o kumaş dikiş paylarımıza örtbas etsin diye. Yani aslında fermuar baya baya dışarıda gibi görünüyor. Ve diktiğimde böyle görünüyor. Bu fermuar bu pijama için gerçekten hayati önem taşıyor bence. Şimdi ön kısımlarına kullanışlı olabilmesi için cep yapacağım. Ceplerime sadece evde telefon koyduğum için telefonuma göre 2 tane cep kestim. Dikdörtgen kesiyorum ve daha sonra ikiye katlayıp alt kısmını yuvarlatıyorum.
Bu cep aynı Kore tarzı salopet yaptığım videodaki cebe benziyor. Hatta bu proje tamamen ona benziyor. Onun sadece uzun kollu olanı, hani salopet olmayanı. O videomu da izlemediyseniz sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Parmağımla gösterdiğim yerlerden ceplerimi dikiyorum. Ve son olarak da kol ve paçayı kıvıracağız. Gördüğünüz gibi ikiye katlıyorum. Kumaşım yine ipliklenmediği için ben sadece ikiye katladım. Ama sizin kumaşınız daha ipliklenen bir kumaş olursa eğer iki kez içeri kıvırmakta fayda var. Paçalarımı da aynı şekilde kendi boyuma göre ölçtükten sonra bu şekilde içeri doğru kıvırıyorum ve buralardan düz dikişle dikiyorum. Ve gördüğünüz gibi tulum pijamamız hazır. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videolarımın devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.